Günaydınlar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ikinci günündeyiz. Dün neyi konuşmuştuk? Dün yönetmelik değişikliğini konuşmuştuk ve bu yönetmelik değişikliğini bizlere neler getirebileceğini, bizlerin nelerle karşı karşıya kalabileceğini, yani bizler dediğimiz Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşların nelerle karşı karşıya gelebileceğini konuşmuştuk. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve taşınabilir tüm araçların Emniyet ve MİT tarafından toplumsal eylemlere müdahale için Milli Savunma Bakanlığı'nın oluruyla kullanılabileceğine dair bir yönetmelik değişikliği. Yönetmelik değişikliği yaklaşık bir haftadır yürürlükte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Öte yandan yine belirttik, dost ve müttefik ülkelere sevkiyat belgesi olmadan taşınabilir malların sevk edilebilmesini de böylelikle kolaylaştırmış oldu bu yönetmelik değişikliği. Dün bunu konuştuk. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün biraz seçimi konuşalım. Şimdi diyeceksiniz ki yani 2021'de seçim olacak mı olmayacak mı tartışmalarından bıktık. Biz bugün seçim olacak mı olmayacak mı tartışmalarına bakmayalım. Nasıl bir seçim sorusuna bakalım. Çünkü yine Özgürüz Radyo'nun geçmiş yayınlarına baktığınızda göreceksiniz ki bizler defaatle söylüyoruz. Cumhur İttifakı kazanabileceği bir seçim ortamı yaratmaya çalışıyor. Evet. Bu seçim ortamının yaratılabilmesi için de çeşitli çalışmalar yürütülüyordu. Bu çalışmalardan en önemlisi de elbette ki seçim kanununda yapılacak değişikliklerdi. Seçim kanununda yapılacak değişiklikler yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bu değişikliklerle birlikte Türkiye'de muhalefet partileri açısından belki de milletvekili çıkarmak, parlamentoda belli bir çoğunluk elde etmek, hatta grup kurmak, hatta bunu bırakalım barajı geçmek, milletvekili çıkarmak bile giderek zorlaşacak gibi görünüyor. AKP'nin getirmeye hazırlandığı bu değişiklikle önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak ve meclis açıldıktan sonra da belki de ilk görüşülecek konulardan birinin bu olmasını bekliyoruz. Peki ne getirecek bu değişiklik? Şunu baştan belirtelim. AKP ya da Cumhur İttifakı bir bütün daha fazla milletvekili çıkarabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda hatta aylarda AKP'nin bir çalışma yaptığını söylemiştik. Gerek ittifak barajı, gerek bölge barajı, yani daraltılmış bölgeyle bir seçim sistemi uygulamaya çalıştığını belirtmiştik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Lakin bu uygulama orada Milliyetçi Hareket Partisi'nin pek de işine gelmiyordu. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi de belli başlı bölgelerde belli oy oranlarını yakalayabilen, bunun dışında kalan bölgelerde ise pek de bir varlık gösteremeyen bir parti haline gelmiş durumda ki uzun zamandır, hatta kuruluşundan beri böyleydi tabii ki. Şimdi bu sistemin getirilmesiyle birlikte, yani bir ittifak içi baraj, iki daraltılmış bölgelerdeki uygulanan bölge barajı belki de %1'e düşürülmüş gibi gösterilen ancak aslaten daha da değiştirilen genel Türkiye geneli baraj. İşte bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu noktada tam olarak bu sisteme karşı çıktığını biliyorduk. Lakin yumuşamış gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaretin esas odaklarından birinin de bu olduğu belirtiliyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'nden görüştüğü isimlerin de yine bu konuyla ilgili de görüşlerini bildirdikleri söyleniyor. Yani bir yeni ittifak ihtimali de karşımıza çıkmış oluyor. Peki ne getirmeyi planlıyor AKP? Şöyle belirtelim. 1. İttifaklar içerisinde siyasi partilerin herhangi bir siyasi parti ya da ittifak toplamı %10'u aşarsa böylelikle diğer ortaklarından da milletvekilleri meclise girebiliyordu. Belli bir oy oranını yakaladıkları için. Lakin şimdi o ittifak içi partilere belli bir baraj getiriliyor. Yani ittifakın toplam oy oranı seçim barajını aşsa bile ancak bu ittifak içerisinde de belli bir baraj kotası uygulanacak ve o barajı aşamayanlar ittifakın kendisi barajı açsa bile milletvekili çıkaramayacak. Bir diğer uygulama bölge barajları. Türkiye'nin belli seçim bölgelerine ayrılması, hatta illerin belli seçim bölgelerine ayrılması ve bu illerin belli noktalarından her bir noktasından, bölgesinden diyelim daha doğrusu, bir milletvekilinin çıkarılması hedefleniyor. İşte ortaya çıkan bu tabloyla birlikte milletvekili seçilmek ya da ittifak kurarak barajı aşmak çok zorlaşıyor. Şimdi belirtilen o ki, iddia edilen, Ankara kulislerinde konuşulan o ki, Türkiye geneli seçim barajının ise düşürülmesi hedefleniyor AKP tarafından. Her ne kadar Türkiye geneli seçim barajı düşürülecek olsa bile tam da bu noktada dikkat çekici bir diğer husus böylelikle ortaya çıkıyor.
İttifak içi barajlar ve bölge barajları ile birlikte bir biçimde seçim barajının aslında fiiliyatta %25'e çıkması, böylelikle de birçok siyasi partinin meclis dışı kalmasının önü açılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi bu sisteme ikna olmuş gibi görünüyor. Ancak bundan kimler etkilenecek? Elbette ki Halkların Demokratik Partisi'nin meclise girmemesi ve meclisteki HDP'ye geçecek birçok milletvekilinin böylelikle AKP'ye geçmesi ve AKP'nin tek başına iktidar olabilme çoğunluğunu yakalaması da hedefleniyor bu değişiklik ile. Dediğimiz gibi böylesi bir hedefi var Cumhur İttifakı'nın, daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı o sürpriz ziyaret sonrası buna ikna olmuş gibi görünüyor. Bakalım Ocak ayının sonlarına doğru Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında bu konuya dair ne gibi tartışmalar yaşanacak? Bunları da yakından takip edeceğiz. Toparlayacak olursak, evet, Türkiye'yi bir seçim bekliyor. Erken ya da zamanında mı sorusuna sıklıkla erken yanıtını veriyoruz. Hatta 2021 yılı olabilir mi yanıtını veriyoruz. Ancak tüm bu soruların cevabı bu değişikliğin ne zaman yapılacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceğine bağlı. Gelin görün ki Türkiye Cumhur İttifakı'nın kazanabileceği bir seçimin ortamını hazırlamaya başlamış durumda. Bakalım neler yaşanacak. Bugünlük de Ankara Kulisi'nden bu kadar diyelim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.